yaşında. Bir de kızım var, lise 4'te. Bana der ki çocuklarım, ben çocuktan bir kendime öğretmen yaptım. Baba, senin son kullanma tarihi, son kullanma tarihi kaç? Anlamadım dedim. Ya baba, insanlar seni o kadar seviyorlar ki, insanlar seni gönülleriyle, yürekleriyle dinliyorlar. Onun için baba, sen onların karşısında taze çıkman lazım. Öyle milleti uyutamazsın, canını sıkamazsın. Ve tam 4. üniversitemi okuyorum, ben 56 yaşındayım. Sırf çocuklarıma hani örnek olayım. Öğrencilerim beni öğretmen yaptılar. Az önce Hatice Karasoy'du değil mi? O bir öğrencimiz daha vardı. Meran arkadaşınız vardı. Bu çocuklardan öğrendiklerimle ben kendimi geliştirdim. Öğrencilere kulağımı açtım, kalbimi açtım, eşim de evimizi açtı. Biliyor musunuz arkadaşlar, belki 10 bin öğrenciye yemek yapmıştır eşim. Geldin mi Meran bize? Defalarca geldin. Sen de mi geldin? Daha var maşallah öğrencilerimiz. Onun için insanları dinlediğimiz zaman, bak yine akşam da buraya gelirken, biz 32 yıldır evliyiz. 1,5 sene televizyonda anlattım, hep kaçtım, boşanmak için mahkemelere gittim. Dün akşam oturdum, eşime dedim ki gel karşıma bir otur. Ne dedi? Ya hep bugüne kadar sen diyor bir konuşalım mı, bir derdimi dinle, sıkılıyor bunalım. Sen ne anlatmak istiyorsun? Eşimi tam 2,5 saat dinledim ha. Dedim ki seni hiç yargılamadan, bir sürü sıkıntı yaşadık. Böyle hiç ayıplamadan o eşin ne demek istediğini, nasıl bunaldığını anlattı. Onu dinleyince böyle aile ilişkilerini daha iyi ben anlayabiliyorum. Çünkü eşimi dinliyorum önce. Anamı dinledim, yıllarca yuvam dağıldı. Çünkü benim anamla eşim birbirini hiç sevmediler ya. Akşama kadar benim anam dedi, senin karı böyle, senin karı şöyle. Ana dedim, o benim hanım, sus lan karısı kılıklı dedi bana. Ondan sonra hanımın yanına gittim, sazı aldı eline, başladı anam hakkında konser vermeye. Anam böyle, anam şöyle. Dedim ya o benim anam, sus be, anası kılıklı dedi bana. Birisi anası kılıklı, birisi karısı kılıklı dedi. Ben kılıksız kaldım ortada. Hani televizyonda beni seviyorsunuz ya, dinliyorsunuz ya. Aslında ben gerçeğim. Benim hiçbir tane şakam yoktur. Hocam arada bu tarafa da dönün. Arada mı? Sana dönün. Ya anam dedi ki öyle şehirli kızlara bakma dedi, ben bu tarafa dönüyorum. Hayır arkadaşlar. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Evlatlarımızın sağlığı vallahi mutluluğundan önemliymiş. Benim çocuğum bir gün bana dedi ki biz Şırnak'a gittiğimizde bayramı orada geçirdik. Baba hani ben gidiyorum Türkiye'yi gezdim. Bu Kayseri'ye çok geldim ben. Yani milli eğitime geldim, emniyete geldim, öğretmenlere geldim. Kadir Has Kongre Merkezi'nde konferans yaptım, insanlar sığmadı. Allah razı olsun. Sevginize çok teşekkür ederim. Ve böyle Türkiye'yi gezdikçe hani sen yanında ol yeter var ya Yenikşen kitabı. Ben insanların böyle sevgisiyle gelişiyorum. Onlar da çağırdığı zaman ben onların yanında olmak istiyorum yani. Onlara destek vermek, ailelerine, çocuklarına katkıda bulunmak istiyorum. Şırnak'a gittiğimizde kızım dedi, baba insanlar senin kalpleriyle dinliyorlar. Baba dedi, buradaki çocukların ellerinde silah vardı, oyuncak silah. Az önce bir çocuk genç geldi, dedi benim üç hayalim var. Çok zengin olacağım, oyuncak silah fabrikalarını yasaklayacağım dedi. Bak bayılsın. Baba dedi, bu çocukların eline silahı alıp ellerine kitap, onların kalplerine sevgi vermemiz lazım dedi. Nasıl yapacağız dedim, ben psikolog olacağım. Ben de senin gibi gönüllere dokunacağım baba dedi. Biliyor musunuz, kızım psikolog oldu, sonra kanser oldu. Tam mezun olduğu zaman üniversiteden, Elazığlı var mı aranızda bilmiyorum. Elazığlı bir çocukla görüşüyordu. Dediler ki bu çocuk kızının kanser olduğunu öğrendi, Harun isminde. Şimdi terk eder gider. Ne yapacak kanserli kızı? Çocuk kızıma ne dedi biliyor musunuz? Zuhal, Zuhal, ben senin yüzünün güzelliğini değil, kalbinin güzelliğini sevmişim. Ben senden hiç vazgeçmeyeceğim dedi. Öldüğü güne kadar, kızım Allah'a gittiği güne kadar kızının gözünün içine baktı ya. Allah ne verirse hayırlısını versin biliyor musunuz? Ne verirse ben hep Rabbimden hayırlısını diliyorum. Şimdi ben bazen diyorlar ki sen çok isyan etmedin. İşte televizyonda konuşmalarında ya da programlarda seyredenler. Ya ben Allah'a tevekkül etmişim. Üç tane evlat verirken iyi Allah da birini alınca kötü Allah mı oluyor? Haşa. Onun için o kaderimize ne yazmış da o geliyor. Onun için ben ailelere diyorum, kızım şimdi sağ olsaydı onunla buraya gelip şöyle iki bardak çay içmek için bütün diplomalarını yırtmaya razıydım ben. Onun için hani kitaplarımı da şunun için yazıyorum.
Dersler kolay olsun, eğlenceli olsun. Böyle evimiz cennet olsun. Karı koca birbirini anlasınlar. Evler huzur olsun ya. Huzurlu evlerde ancak cennet çiçeği gibi çocuklar yetişiyor arkadaşlar. Ben şimdi size, hani televizyonda seyredenler ya duygulanınca çok ağlıyoruz. Hele bir kardeşim pantolonu kesti yayınlandı ya. Onu bütün Türkiye, Cumhurbaşkanımız da seyretmiş, beni saraya eğitime çağırdılar mesela. Gittim iki defa. Eski başbakanımız vardı önce, şimdi meclis başkanı. Onlar da seyretmişler eşiyle. Çağırdılar. Ben gün veremedim. Sonra ben, yani gün müsait olana kadar başbakanlık kalktı ortadan yani. Vallahi yetişemedim yani, şimdi yokmuş. Şimdi bugün sizinle biraz gülelim, olur mu? Vallahi böyle neşeli bir şey olsun. Aşağıda gücüm yettiği kadar herkesle fotoğraf çektirme, çoluk çocukla. Ya siz beni saymışsınız, gelmişsiniz, ben o çocukların kokusuyla büyüyorum ha. Ailelerin yüreğiyle, ah diyor bir tane abla gelmiş, ben diyor 73 yaşındayım. Sız kız dedi 40 yaşında bir biliyorum. Bak onların duaları çok önemlidir ya. Çocukların duaları önemlidir. Ben sizi biraz bizim köye götüreyim. Biraz sizinle gülelim, olur mu? Hani böyle konferans gibi düşünmeyin, bir tanışma, muhabbet gibi. Konferans bitince yeni veren standa imzalamaya devam edeceğim. Akşama kadar buradayım. Ha bazılar diyor ki, hocam Kayseri'ye hoş geldin. Sız kız dedim, kuru kuru hoş geldin mi? İnsan bir mantı alır diye düşünüyorlar. Bir daha gelişte diyor, kim öyle, kim kalır bir daha gelişte. Sen mi dedin öyle? Arkadaşlar, benim çocukluğumda var, yoktu, yok vardı. Bunu pek televizyonlarla herhalde anlatmadım. Çünkü televizyonda duyduğunuz şeyleri anlatırsam size tekrar olur.